Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Dünyanın en güzel şarkısıyla karşınızdayım. Çok güzel bir Azerbaycan türküsü, ayrılık türküsünü hem de çalışacağız. O yüzden çok uzun bir video oldu. Ayrıntısıyla göstereceğim sizlere. Tabla başlayalım. Hadi bakalım şimdiden iyi dersler. Parçamız iki sayfadan oluşuyor. Toplamda 4 artı 4 yani 8 satır, 8 dizek var. O yüzden satır satır, dizek dizek çalışacağımız için biraz, hatta bayağı ayrıntı vereceğim. İlk satırı incelemeye başlayalım. Şimdi parçamız 3 dörtlük yani vals ritminde bir parça. Şöyle içi boş notalar 2 vuruşluk. İçi dolu notalar bir vuruşluk, tamam mı? İçi boş notanın yanına yani sağ tarafına nokta geldiği zaman bu nokta, sağ tarafa gelen nokta o notayı yarısı vuruşu kadar uzatıyor. İki vuruşun yarısı bir vuruş, yani içi boş notanın sağ tarafında nokta varsa o notamız 3 vuruşluk oluyor. Nitekim ilk ölçüdeki notamız 3 vuruşluk ama daha sonrasında yine la gelmiş. Oradaki la da alttan birleşmiş gördüğünüz gibi. Ona da hece bağı deniyor. Eğer nota aynı notaysa aynı şekilde uzatıyor, değişmiyor. Farklı bir notaysa o zaman farklı bir şekilde oluyor. Şimdi tabını okumamıza gelirse sıra 3. tel 2. perde değil mi? La. La. Sonraki do siler yarım vuruşluk. Sol diyez var bir tane. Şimdi sol diyezin yerini göstermeme gerek var mı yok mu bilmiyorum ama hani tab okuyorsanız zaten sol diyezin yerini biliyorsunuz. Hemen altında göstermiş 3. perde 1. tel. Mesela ben tabı ezberlemek değil de nota yerlerini bilerek çalmak istiyorum derseniz benim yaptığım bonaları takip edin. Mesela bu 3. tel tek başına sol değil mi? Sol diyez olması için arasında bir yarım ses olması gerekiyor. Yarım ses olması için de 3. tel 1. perdeye basmamız gerekiyor. Sol diyez bu. Sol diyezden sonra la geliyor mesela. Sol diyezle la arası da yarım ses. La 3. tel 2. perde. Şimdi si'ye gitmemiz için arasında bir tam ses olması için bir perde boşluk bırakıyoruz. Yani si de 3. tel 4. perde oluyor, tamam mı? Do'ya gelelim. Si ile do arası da yarım ses. O zaman ne olacak? Do si'nin hemen yanında yani 5. perdede. Tamam, bunlar biraz işin teorik kısmına giriyor. Hani bunlarla da ilgili ara ara bilgiler veririm. Şimdi ilk satırın önce bonasını yapacağım. 1 2 3 son 2 3 deyip başlıyorum çünkü 3 4'lük bir eser. Son 2 3 la do si la sol la la sol fa sol la do si la sol la si mi fa sol la si. Burada bitiyor. Tabları okumayı zaten öğrenmiştik. Tab sistemini de tam tersine çeviriyoruz. Taptaki en üst tel, gitardaki en alt tel. Şimdi birinci notamız 3. tel 2. perdeyle başlıyormuş. İlk 4 ölçüyü yapalım. La do si la sol la la sol fa. O 2 vuruş ve soller sol diyez olacak. Tekrar ediyorum. 3. tel 2. perde ile başlıyoruz. Son 2 3. Bitti. Fa da nerede? En sondaki fa. 4. tel 3. perde değil mi? Hadi bakalım. En son tüm satır yaparken yakından yapacağım. İlk 4 ölçü tekrar. Son 2 3. Son 4 ölçüye bakalım. Sol la do si la sol la si mi fa sol la si. Böyle.
Sol diyez. Üçüncü tel, birinci perde. Son. 2, 3. Oradaki mi'yi gördünüz. Son ölçüdeki, ilk satırın son ölçüsündeki mi, dördüncü tel, ikinci perde. Şimdi tüm satırı, hepsini çalacağım. Bonosuyla birlikte ve yakından. 1, 2, 3, son. 2, 3. La, do, si, la, sol, la. La, sol, fa, sol, la. Do, si, la, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Gördüğünüz gibi bu sahili de bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle yapıyorum. Ama her zaman diyorum, başlarda alışana kadar sadece işaret parmağıyla yapabilirsiniz. İlk satırı şimdi konuşmadan yapıyorum. Son. 2, 3. İkinci satıra geçebiliriz. İkinci satırda dolap var. Dolap nedir, nedir derseniz. Şimdi ikinci satırda birinci dolabı gördünüz. Sondan bir önceki ölçü, değil mi? Birinci dolabın sonuna geldiğiniz zaman parçanın en başına dönüyorsunuz. Yani yine fikrimden geceler. Oraya geldik, devam ettik, devam ettik. Sonra birinci dolaba geldiğiniz zaman birinci dolabı atlıyoruz. İkinci dolabı çalıyoruz. Dolabımızın olayı bu. Önce birinci dolap, sonra başa, sonra tekrar baştan başla, gel birinci dolabı atla, ikinci dolabı çal. Şimdi ikinci satırın ilk dört ölçüsüne bakalım. Do, yine o do dört vuruş. 1, 2, 3. Do, do, si, la, si. La, sol, fa, sus. La, si. Bu kadar. Do, ikinci tel, birinci perde. Son, 2, 3. Do, do, si, la, si. La, sol, fa, sus. La, si. Sonra fa, sol, la. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Son 4 ölçüyü yapacağım. İkinci dolabı da dahil edeceğim. Son 4 ölçünün bonasını yapalım. Bir vuruşluk susla başlıyor. Sus, fa, sol, la. Sonra orada iki vuruş sus var. İkinci dolap la, la, sol, sol. Unutmayın. İçi boş, sağ tarafında nokta varsa bu notamız 3 vuruşluk oluyor. Hadi bakalım. Susla başlayalım. Fa, 4. tel. 3. perdeyle başlıyor. Susu vereceğim. Sus. Fa, sol, la, ki. 3, 4. 1, 2. La, la, sol, sol. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Son ölçünün bir önceki ölçüsüne bakın. Yani ikinci dolabın olduğu ilk ölçü diyebilirim. Oradaki solün önüne sol diyez gelmiş, değil mi? Bu sol diyez sadece o ölçü içindeki sollere etkiliyor. Bir sonraki ölçüde de sol var. Onu natürel çaldık. Diyez yapmadık. Yani üçüncü teli tek başına hiçbir yere basmadan çaldık. Çünkü aynı ölçüde değil. Ama o sol diyez konulan ölçüde başka sol notaları da olsaydı onlar da sol diyez olacaktı. Çok mu karışık geliyor? Bilmiyorum ama zaten hani müzikte belki çok kural vardır ama sürekli şarkılarda karşımıza çıktığı için aynı şeyler, mesela bu dolaplar çok görürsünüz. Bunları anlamak kolay olabilir. Yani böyle ara ara da teorik bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi ikinci satırın hepsini çalıyorum. Birinci dolap ve direkt ikinci dolaba geçiyorum. Sizler birleştirme işini yaparsınız. Son, 2, 3. Do, do, si, la, si. La, sol, fa, sus. La, si, sus. Fa, sol, la, ki. 3, 4, 1, 2. La, la, sol, sol, ki. 3. Okey. Şimdi üçüncü satır.
satıra geçiyorum. Üçüncü satırda da dolap var. Ama buradaki dolap bir tık farklı. Neden? Şimdi üçüncü satırın birinci dolabının sonuna geldik. Orada bir tekrar işareti görüyoruz. Bu tekrar işareti bizi nereye götürüyor? Üçüncü satırın başına. Tamam mı? Üçüncü satırın başına geldikten sonra neyleyim ki sene çatabilmirem. Yani üçüncü satırın başına geldikten sonra bu sefer de birinci dolaba atlayıp ikinci dolaba geçiyoruz. Ne güzel söylüyorum değil mi? Şimdi üçüncü satırın ilk dört ölçüsü. Do ile başlıyor. Son, ki, üç. Do, re, do, si, do, re, do, mi. Bu kadar. Bakalım. Şimdi re'yi hatırlayalım. Re ikinci tel üçüncü perde. Do da aynı tel birinci perde. Do, re, do, si, do, re. Birinci tel boş, değil mi? Sonra re mi fa mi re re do do si do. 1 2 sonra do do 2 3 do diyez. Do. Oldu mu bilmiyorum. Ses doğru mu aldım? 5. ölçüden itibaren çalıyorum. 2. tel 3. perde. Çatabilmirem. İki dolabı aynı anda yapacağım. Son. 2, 3. Re, mi, fa, mi, re, re, do, do, si, do, ki, 3, 4. 1, 2, do, ki, 3, do, ki, 3. Do diyez nerede? İkinci tel, ikinci perde. Bir do, do diyez dinletmek istiyorum. Çok güzel değil mi? Şimdi üçüncü satırı çalıyorum. Ama nasıl çalacağım biliyor musunuz? Dolap kurallarına dikkat ederek. Yani birinci dolabın sonuna geldiğim zaman üçüncü satırın başına geliyorum. Son, ki, üç. Do, re, do, si, do, re, do, mi, re, mi, fa, mi, re, re, do, do, si, do, ki, üç, dört. Son, ki. Do, kaynamıyoruz. Dördüncü satıra geliyorum. Ayrılık, ayrılık, ayrılık. Ayrılık, ayrılık. İlk dört ölçü. Re. Re, do, mi, re, do, re. Hadi çalalım. İkinci tel, üçüncü perdeyle başlıyoruz. Re. Dört ölçü. Si, do, do, si, la, sol, la, si, mi, fa, sol, la, si. Yavaş çalacağım, merak etmeyin. Si, do, si, si. İkinci tel boş değil mi? Başlayalım. Son, iki, üç. Si, do, do, si, la, sol, la, si, ki, üç, mi, fa, sol, la, si. Şimdi dördüncü satırın hepsini konuşmadan yapayım. Son, ki, üç. Oradaki mi sizi zorlayabilir. O yüzden gitara bakıyorsunuz diyorum ve beşinci satıra başlıyoruz. Beşinci satıra başlıyoruz. Beşinci satırda da dolap var. Beşinci satırdaki birinci dolap sizi nereye götürüyor? Dördüncü satırın başına. Yani ayrılık, ayrılık, aman ayrılık, her bir dertten ağla, yaman ayrılık. Sonra tekrar ayrılık, tamam mı? Şimdi beşinci satırın ilk dört ölçüsüne bakalım. Mi ile başlıyor, yani boş. Sonraki o do 3 vuruşluk olacak. Çünkü 2 vuruşluk do ile 1 vuruşluk do birleşmiş. Hadi bakalım ilk 4 ölçüye bakalım. Mi, re, do, ki, 3. Si, do, re, do, si, ki, 3.
do si la diyorum ve devam etmiyorum. Sonraki dört ölçüye bakalım. Si do si la 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 sol la ki 3 la si do diyez. İkinci dolapta 4 vuruşluk la. Normal la, natural. La ki 3 4. Şimdi 5. satırı dolapları da birleştirip hepsini çalacağım. Son ki 3. Mi re do ki 3 si do re do si ki 3 do si la si do ki si la 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 sol la ki 3 la si do. Sonra ikinci dolap la ki 3 4. Sonra 2 vuruşluk sus var ve sözsüz bölüme geçiyoruz. 6. ve 7. satır o ara müzik dediğimiz kısım. 6. satır do diyezle başlıyor. Yani ikinci tel, ikinci perde 4 vuruşluk do diyez. Hadi ilk 4 ölçünün 1 2 3 4 bonasını veya solfejini yapayım. O an ne geliyorsa onu yapıyorum. Do 2 3 4. Ya yani anladınız mı? 4 vuruşluk do. Hatta söyleyerek yapayım. Son 2 3 do re do re mi fa mi re ile bitiyor. İkinci tel ikinci perdeyle başlıyoruz. Son ilk 4 ölçü yapıyorum. Son 2 3 do 2 3 4 re do re mi 2 3 fa mi re 2 o fa birinci tel birinci perde, tamam mı? Son 4 ölçüye bakalım. Burası bir tık çok az zorlayabilir. Mi sol sol birinci tel dördüncü perde. Oraya bir işaret, bir bant, bir şey yapıştırabilirsiniz. Sol diyez olduğu için dördüncü perdede. Sol natürel olsaydı üçüncü perde olacaktı. Şimdi son 4 ölçünün bonasını yapayım. Son 2 3 mi sol fa mi 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 re mi fa mi re re do. Bu kadar. Fa diyez var. Fa diyezi de hatırlayalım. Neredeydi? Birinci tel ikinci perde. Zaten fa'nın birinci tel birinci perde olduğunu biliyordunuz. Hadi bakalım son 4 ölçüyü çalayım. Şurada olacak, tamam mı? Sol diyezi ister 4 numaralı parmakla alın ister 3 ile. Hangisi kolayınıza geliyorsa, ama serçeyle olmuyor. Tamam. Ben böyle yapıyorum ya da böyle yapıyorum. Hiç bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Son. 2, 3. Do diyezi unutmayın. Şimdi 6. satırın hepsini çalayım. Son, do diyezle başlıyoruz. Yani 2. tel, 2. perde. Son, 2, 3. Do, re, do, re, mi, fa, mi, re. Yedinci satıra, yani 55. ölçünün olduğu satıra geliyoruz. Çok farklı değil aslında. Hemen tüm satırı yapacağım arkadaşlar. Artık biraz hızlanabiliriz. Do diyezle başlıyor bu arada. Çünkü hani buraya kadar zaten bayağı bir deşifresini yaptığınızı düşünüyorum. Tüm satırın bonasını yapıyorum. Do diyezle başlıyor. Ama söylerken do diyoruz. Son 2, 3. Do re do re mi fa mi re re fa mi re 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 do do la si do. Sonra tekrar ayrılık. Hadi bakalım tüm satırı yapalım. Do diyez ikinci tel ikinci perde. Perde. Sol 2 3 do re do re mi. Tamam mı? En sondaki do. Sonra bu 7. satırı konuşmadan yapayım mı? Hadi yapayım. Son 2 3. Sonra nereye bağlıyoruz?
bağlıyoruz. 8. satıra bağlıyoruz. Bu arada parçamız 9 satırmış. 8. dizekte sırada ne var? Ayrılık, ayrılık. Şimdi 8. satırın hepsini yapıyorum. Tamam mı? Bonasını yapıyorum. Re ile başlıyor. 2. tel 3. perde. Son 2 3. Re do mi re do re si do do si la sol la si mi fa sol la si mi re do si do re do si. O si'yi 3 vuruş aldım çünkü en sondaki 9. satırla birleşiyor. Ne demiştim? Aynı satır olursa birleşiyordu. Hadi bakalım. 8. satırın hepsini çalıyorum. Son 2 3 satıra geldik. Hadi 8. satırı konuşmadan çalayım. Dayanamadım gene. Son 2 3 Tamam mı? En sondaki dolapta da. En son satırım başındaki si notası hariç bonasını yapıyorum. Do si hadi son 2 3 do si la si do si la 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 sol la 2 3 la si do. En son ikinci dolapta da 4 vuruşluk la var. La. Bayağı uzun bir video oldu. Son satırı do'dan itibaren son kez çalıyorum. Do si la si do si la 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 sol la ki 3 la si do sonra la. Bütün satırı, bütün şarkıyı siz birleştirin arkadaşlar. Çünkü çok yorucuydu. Bu arada bu video bu şarkımızın sadece tab ile çalınması olsun, solası olsun. Bundan sonraki yayınlanacak ilk videoda da ritim ve arpejde nasıl çalınıyor onu göreceğiz. Fazla uzatmak istemiyorum. Yani daha doğrusu daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Büyük ihtimal bu videoyu sadece bu şarkıyı çok sevenler izleyip öğrenecek. Çünkü öyle bir video oldu. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.